bizim 2016 konseptimiz oyun değil oyuncak. Oyun değil oyuncak ne demek? Şimdi elimizde bir veri var. Bu veri bize bir şey anlatmak istiyor. Aslında veriye saygı çağına girmeye başladık. Eskiden veri ortalıkta toplanan bir şey değildi. Veri dağıtık bir şekilde duran bir şey değildi. Şimdi artık programlarda veriyi tutuyoruz. Yavaş yavaş bunu olap küpe geçiriyoruz. Artık anlamlı bir şekilde alınabilir hale getiriyoruz. Ama veri bize bir şey anlatmak istiyor. Veri aynı eski Türk film, Amerikan filmlerindeki köpek gibi bize bir şey anlatmak istiyor ama anlatamıyor. Onu bir görselleştirmemiz gerekiyor, tamam mı? Bu görselleştirmediğimiz şey IT'nin, yani bilişimcilerin konusu olmamalı. Bu business'ın konusu olmalı. Nasıl ki bilim regresyonla veri üzerinden anlamlar çıkartır. Artık işin yöneticisi, işi yöneten kişi geleceği verisi şekillendirmeli. Bunun için şu an toplamaya başladığı, veriye saygı çağında toplamaya başladığı verisini oyuncak gibi oynayabilmeli. Yani öğrenmesi gerekmeyen bir programla, ben bu programı öğrenmek zorundayım, bir hafta mı ayırıyorum, öğreneyim, öyle bir şey gerek olmaması durumunda öğrenmediği bir programla oyuncak gibi oynayarak, Lego gibi, Play-Doh gibi veya işte Sandbox gibi çalışan Minecraft gibi kolayca oynayabildiği bir oyuncak. Böyle bir oyuncakla veriden anlamlar çıkartabilmeli. Nasıl anlamlar? Bir küçük dashlet dediğimiz parça, bir çizelge, başka bir çizelge daha, bir giz, KPI'ler. Sonuçta bunların hepsi bir dashboard dediğimiz, bizim turboard, dashboard'un Türkçesi yok ne yazık ki, görsel veri görselleştirmesinde. Bunlar anlamlı bir şekilde durmalı. Bunun otomatik tanımlamasıyla falan uğraşmamalı kişi. Veya işte kolayca bunu checkbox yapabilmeli, radio button yapabilmeli. Kolayca kriterleri, filtrelerini değiştirebilmeli, ekleyebilmeli, çıkartmalı, oradan oraya çekiştirebilmeli. Mobili çat diye geçebilmeli, karşılaştırabilmeli. Bunlar çok kolay yapabilmesi lazım. Bizim yeni konseptimiz, yani 2016 konseptimiz, bir adımız Turboard, oyun değil oyuncak. Konseptinin anlamı bu.